3 puan, neler hissediyorsunuz önce? Yani seyircisiz oynamanın da getirdiği zorluğu yaşadık. Seyircimizi aradık. Onun da onların da korkunç enerjileri var. Onlar da bize katkı veriyorlar. Ama dediğim gibi final maçımızdı. Kazanmak zorundaydık ve öyle de oldu. Ama oyun kalitemiz belki beklenenin biraz altında. Örneğin bazı istatistiklerde rakipten daha geride olabiliriz. Ama sahadaki duruş, kazanma isteğimiz ve heyecanımız çok iyiydi. Ve kazandık. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. 35 rakamı sihirli bir rakam olarak gözüküyor. Umarım bu rakamı yakalayabiliriz. 8 müsabaka, ligin boyu kısaldı. Zorlu ve hedefi farklı olan takımlar da var olayın içerisinde. Oynayacağımız fikstürde. Başakşehir var, Galatasaray var, şimdi Trabzonspor var. Dolayısıyla onların da bizden farklı amaçları var. Ve dolayısıyla korakor mücadeleler olacak. Ve bunu hazırız. Yapacağız bu mücadeleyi. Hocam gündemde koronavirüs var. İki de seçenek konuşuluyor. Maçlar ertelensin ya da seyircisiz oynansın. Sağlık. Mustafa Reşit Akçay ne düşünüyor? Ben sağlık insanımızın bir tanesinin canını 100 tane şampiyonluğa değişmem. Dolayısıyla insana yatırım yapmalıyız. Eğer sağlık nedeniyle maçlar oynanmayacaksa oynanmasın. Ben antrenörlük yapmayacaksam yapmayayım anasını satayım. İnsanım ölmesin. Hadi. Biz hazırız. Evet, Ante'yi tebrik edelim. Bugün önemli bir uçman neler söyleyecek? Firstly, thank you. That was a tough game for us. We play without fans. Psychology is not easy, and also it's very important game. But at the end, we are happy because we took 3 points. That is in this moment the most important. Çok önemli ve çok kritik bir maçtı bizim için. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Tabii ki taraftarlarımızın önünde oynamak isterdik ama maalesef imkanı olmadı. Ama yine de kazandığımız için mutluyuz. Bu önlem için neler düşünüyor Ante? Bu koronavirüsün önlemi için, seyircisiz oynanması için neler düşünüyor? We play football because of fans. We like play with them together. That is football. And we play without fans. It's not easier, and that is not a good way, I think. But generation know better than me. We just follow the channel them. Biz futbolcular taraftarlarımız önünde futbol oynamak isteriz. O şekilde zevk alıyoruz. Bu şekilde mutlu oluyoruz. Bence doğru bir karar değil ama konfederasyonu bunu daha iyi. Ve önümüzde 3 zor maç var ligde baktığınız zaman. Ligde kalma adına da zorlu bir yarış. Neler düşünüyor Ante takımın tecrübeli bir isim olarak? Everybody knows how is difficult this league, and but we will fight until then. We never give up until the last game. We will fight, and I believe we can stay in this league. Because we have enough quality, this is a big club, and also we have the best fans, and we deserve it. Süper Lig çok zorlu bir lig. Elimize gelen en iyisini yapacağız ligde kalmak için. Asla pes etmeyeceğiz. Tüm gücümüzde var, gücümüzde bunun için mücadele edeceğiz. En iyi taraftara sahip kulübümüz, çok iyi oyuncu grubumuz var. Asla pes etmeyeceğiz. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Ante, bir dakika. Thank you very much. Neler söyleyeceksin 3 hafta sonra gelen 3 puan? Yeah, it's a so important three point because we had 20 points, so we needed a few points. So we just happy, and we just want to continue like this. Bizim için çok önemli bir 3 puanda 20 puandaydık ve doğal olarak bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Çok mutluyuz ve bunu devam ettireceğiz. 3 hafta tabii puan alamayan bir Ankara Gücü var. Neler konuşuldu hafta içi? Yeah. Honestly, we had some. We had some good games, but still it was a little bit unlucky. So just it is like football is like this. Sometimes you are unlucky, but it's okay. Just you have to continue. You have to more fight and everything, and everything will be good. Son haftalardaki maçlarımıza baktığımız zaman, performansımıza baktığınız zaman çok da kötü oynamadık. Ama futbol şanssız. Bazı şanssız olabiliyorsunuz futbolda. Futbol bu şekilde gidiyor. Bazen istediğiniz sonucu alamıyorsunuz ama biz önümüze bakacağız. Sedat'la ilgili bir haber geldi mi? Any news about Sedat? Yeah, and we whole team we going in hospital now. I hope everything will be good for him. So, yeah. Hep birlikte şimdi hastaneye gideceğiz ve durumuna bakacağız inşallah. Her şey. Yeah, we will be together iyidir. Now. You know, like,
takım adına destekle bulunmak istiyorum şimdi. Ankara Gücü taraftarını ilk 11'de görmeyi istiyoruz aslında. Yeah. Ankara Gücü supporters wanted to see you in the first 11. But yeah. You know, like I'm an ambition guy, you know, like I want every time to play, but first of all, I'm team player, so most important is 3 points, so that's it, you know, like, but yeah, of course I want to play, everybody wants to play, of course, yeah. Herkes ilk 11'de oynamak ister, ben çok hırslı bir futbolcuyum, her zaman oynamak isterim, baştan itibaren oynamak isterim ama bu karara saygı duymak lazım, yani her zaman istediğiniz olmuyor. Teşekkürler, başarılar. Thank you very much.